Futbol Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 21 Temmuz'da bildiğiniz gibi PSV Eindhoven'la Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçına çıkacak Galatasaray ve yönetimle beraber Fatih Terim hummalı bir çalışma içerisinde transfer noktasında ve bu doğrultuda sol bek için Patrick Van Aanholt ismi ön plana çıktı. Oyuncunun menajerinin İstanbul'da olduğu bilgisi her tarafa yayıldı ve böyle bir durum olunca da bize de Van Aanholt'u tanıtmak düşüyor elbette. Bugün sizlere Galatasaray'ın ilgilendiği Hollandalı sol bekin kariyer hikayesi, transferdeki son gelişmeler ve nasıl bir futbolcu olduğunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Patrick Van Aanholt 29 Ağustos 1990'da dünyaya geldi. Hertogenbosch doğumlu Hollandalı futbolcu, Den Bosch ve PSV altyapılarında forma giydikten sonra 2007 yılında Chelsea'ye 300 bin euro karşılığında transfer oldu. Henüz 17 yaşındaydı ve gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösteriliyordu. Chelsea'de ilk etapta A takımda forma şansı bulamamıştı genç oyuncu. Sırasıyla Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse Arnhem'e kiralanmıştı. Maviler 2007 yılında transfer ettiği Van Aanholt'u 2014 yılında 1.9 milyon euroya Sunderland'e sattı. Kiralık gitti, her takımda değişilmez isimlerden biri oldu Patrick Van Aanholt ve zamanla A milli takımın kadrosuna da dahil edilmeye başladı. Sunderland'de geçirdiği 2,5 sezonda 95 maça çıktı Patrick Van Aanholt ve 2016-2017 sezonunun devre arasında 10,5 milyon euro bedel karşılığında Crystal Palace'ın yolunu tuttu. İngiliz ekibiyle 132 maça çıktı Patrick Van Aanholt Crystal Palace'da. 14 gol, 4 asistlik katkı verdi. 30 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonu da Crystal Palace'da tamamlamıştı ve 18 maçta forma şansı buldu. Hollanda milli takımıyla Euro 2020 aday kadrosuna çağrıldı. Hatta grup maçlarında forma giyen bir sol bekti kendisi. Ve yeri gelmişken de 19 kez A milli takım formasını giydiğini de belirtelim Patrick Van Aanholt'un. Toplamda Premier Lig kariyerinde ise 209 maç bulunuyor. Bu maçlarda 21 gol atmıştı Patrick Van Aanholt ve 15'te asist yaptı. 1.76 boyundaki sol bek hızıyla ön plana çıkıyor. Bunu birazdan anlatacağız, teknik özelliklerini belirteceğiz. Ancak güncel transfer market değeri ise 7 milyon euro. Şimdi değerli izleyiciler, Galatasaray'da bu transferin hangi aşamada olduğunu anlatacağız size. Şimdi bildiğiniz gibi hoca Saracchi'den memnun değil ve Saracchi'nin de kiralık sözleşmesi sona erdi. Hücum yönünde çok fazla katkı alamamıştı Fatih Terim ondan ve çok sık sakatlanan bir oyuncuydu Uruguaylı sol bek ve bu doğrultuda hücum özellikleri daha üst seviyede olan bir sol beke yönelmişti Galatasaray ve Patrick Van Aanholt ismi Crystal Palace'la sözleşme yenilemediği için çok ön plana çıktı. Oyuncu şu anda boşta ve iddialara göre ise Galatasaray oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdi. Transfer görüşmeleri İstanbul'da birebir olarak gerçekleştirilecek. Fatih Terim'in özellikle istediği bir isim olarak dikkat çekiyor ve 30 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kesesinin ağzını açacağı iddia ediliyor. Bir imza parası da söz konusu olabilir. Az önce bahsettik, oyuncu şu anda boşta olduğu için Galatasaray'ın teklifine de sıcak bakabilir. Değerli izleyiciler, Patrick Van Aanholt, Sunderland ve Crystal Palace'daki performansıyla her zaman ortalamanın çok üzerinde bir sol bek oldu. Konsantrasyonu çok güçlü, fiziğini çok iyi kullanabiliyor. Hücum beki olmakla beraber defansif anlamda da iyi işler çıkartabilen, ters kademeye iyi girebilen, defansif özellikleri başarılı, hücum yönünden repertuarı geniş bir sol bek. Hem orta açabiliyor, hem adrese teslim, raket gibi paslar atabiliyor. Gerçekten formda olduğu bir dönemde Galatasaray'a çok katkı sağlar. Saracchi'nin yapamadığını ya da eksik yaptığını Patrick Van Aanholt tamamlayabilir. Böylesine ofansif etkinliği yüksek bir oyuncunun şu anda boşta olması da Galatasaray'ın bu transferde manevra alanının bol olduğuna işaret ediyor. Bakalım bu kadar ofansif etkinliği yüksek bir sol bek Türkiye'de Galatasaray forması giyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Evet değerli izleyiciler, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen menajerinin İstanbul'a geldiği Patrick Van Aanholt'u bugün size kısaca anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.